Merhaba. Önce bu yeni tip rastgele algoritmaları için kavramsal mekanizmamızı kuralım. Bu tür bir algoritma bir N girdisini alır ve eğer N asalsa algoritma %100 kesinlikle asal sonucu verir. Asla bileşik sayı sonucu vermez. Fakat N bileşikse o zaman algoritmanın bu sayıyı asal olarak adlandırabileceği küçük bir hata payı söz konusudur. Yani algoritmanın bu sayıyı doğru şekilde bileşik sayı olarak tespit edebilme olasılığı 1 eksi bu küçük hata payı kadardır. Basit bir anlatımla başlayalım. Sonlu bir tam sayılar evreninden bir sayı alıyoruz ve bu tam sayıya n ne diyoruz. N'yi makinemize giriyoruz. Önceden deneme bölme yöntemlerimizde birden kare kök n'ye kadar olan tüm değerleri tarayıp, her bir değerin n'yi kalansız bölüp bölemediğini test etmiştik. Tabii zamandan tasarruf etmek için sadece asal değerleri test etmiştik. Ve eğer cevap evetse, yani a n'yi kalansız bölüyorsa, n'nin bileşik bir sayı olduğu anlaşılıyordu. Çünkü bir bileşiklik kanıtı bulmuş oluyorduk. Cevap hayırsa emin olamıyorduk. Dolayısıyla geri dönüp A'yı arattırıyor ve testi tekrarlıyorduk. Ancak muhtemelen tüm testleri yaptıktan sonra hala hiçbir bölen bulamadıysak, evet, N asaldır diyebiliyorduk. Şimdi ise bu kadar uğraşmadan bir test yapacağız. Rastgele bir tam sayı seçip birkaç bölünebilirlik testi yapalım. Bu testleri rastgele sorular gibi düşünebilirsiniz. Biliyoruz ki şayet bir n sayısı bileşikse içinde dağılmış halde bir takım bölenler barındırır ve en az bir böleni vardır. Tabi bazı bileşik sayıların çok sayıda böleni olabilir. Her neyse, 1 ile karekök n arasında rastgele bir a tam sayısı seçiyoruz, hepsi bu. Sonra a, n'yi kalansız bölebiliyor mu test ediyoruz ve Aynı önceki yöntemde olduğu gibi eğer A, N'yi kalansız bölebiliyorsa N'nin bileşik bir sayı olduğunu kesin olarak anlıyoruz. Çünkü artık bir bileşiklik kanıtımız olmuş oluyor. Aksi takdirde N'nin asal olabileceği ihtimali dışında pek bir şey öğrenmiş olmuyoruz. Dolayısıyla işi sağlama almak için birkaç rastgele A daha seçiyoruz ve Test etmeye devam ediyoruz. Ve belki 100 veya 1000 tekrardan sonra işlemi durdurup tamam. Bu büyük ihtimalle asal bir sayı diyoruz. Ve bu ihtimal %99,9. Bu koşullu olasılığı konu alan örnek oyuna benziyor. Bu oyunun en basit versiyonunda bir bozuk paranın hilesiz bir para mı Yoksa iki yüzü de tura olan bir para mı olduğunu bulmaya çalışıyorduk. Bu durumda yazıyı bulmak bir bölen bulmaya benziyor. Oyunda hilesizliğin kanıtı yazı. Tura ise parayı bir kez daha atıp bir test daha yapmamız gerektiği anlamına geliyor. Beş turadan sonra paranın hileli olma ihtimali yüzde doksanın üzerine çıkıyor. Bu noktada durup tamam para hilelidir diyebiliyoruz. Bu programı eski deneme bölme yöntemlerimizi bu yeni rastgele bölme testi kıyaslamak üzere yazdım. Bu aşağıda gördüğünüz deneme bölümü hız karşılaştırıcıdan da faydalandım. Burada linkini görebilirsiniz. Öncelikle deneme sayısı değişkenine dikkat etmenizi istiyorum. Bu yapılacak rastgele tahminlerin sayısı. Küçük bir sayıyla başlayalım. 3 gibi. Dikkat edin, deneme sayısı bu kadar küçükken bile eğer girdi asalsa Rastgele bölme algoritması her zaman asal sonucu veriyor. Ama girdi bileşikse rastgele bölme algoritması hata yapabiliyor ve sayıyı hatalı bir şekilde asal olarak tanımlayabiliyor. Fakat deneme sayısını artırarak bu sonucun üstesinden gelebiliyor, hata olasılığını düşürebiliyoruz. Gördüğünüz gibi artık sonuçlar çok az birbirini tutuyor. Ama girdiği daha da büyüttüğümde hata olasılığı tekrar artıyor. Dolayısıyla girdiyle birlikte deneme sayısını da artırmam gerekiyor. Bunu yaptığımda sonuçlar yine gayet tutarlı oluyor. Aynı görünüyorlar. Ama devasa girdi boyutlarında yeterli kesinliğe ulaşabilmem için binlerce rastgele deneme yapmam gerekiyor. Yani aslında gerekli adım sayısı konusunda bir iyileşme sağlamadık. Deneme bölme yöntemimiz hala başarılı görünüyor. Bunun nedeni Bölme denemesinin hata oranının çok yüksek olması. Ama çok yaklaştık. Doğru bir yol izliyoruz. Başka bir test denememiz lazım. Bir sayının bileşik olup olmadığını ispatlamakta kullanacağımız hızlı hesaplanan bir denkleme ihtiyacımız var ve bu denklem girdi olarak sadece n tam sayısını değil, rastgele bir a tam sayısını da kabul edip aynı şekilde test edebilmeli.